Selam. Merhaba, hoş geldiniz. Kendime bir double espresso alıyordum. Aklıma geldi birden, dedim ki Meltem Hanım gibi akıl ve zeki bir kadın bir double espresso'ya asla hayır demez. Ve yine dedim ki Meltem Hanım gibi hoş ve bakımlı bir kadın asla ve asla double espresso'nun içine rafine şeker koymaz. Doğru. Nasıl biliyorum bile? Nasıl biliyorum, hayret yani. Bazen inanır mısın Meltem Hanım? Kendime soruyorum. Ya diyorum, var mı diyorum. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Ya bilmiyorum diyorum kendime. Yani bazen kendime bu bilgiliğimden dolayı bir plaket veresim geliyor ama işte mütevazı yapım engel oluyor. Tamam, duyduğuma göre sizin eşiniz inşaat işiyle iştigal ediyormuş. Doğru, yani ben kendim bildim bileli Haluk inşaat sektöründe. Güzel, o zaman ya şimdi bizim bu yeni antrepolar yapılacak ya. Şimdi düşünüyorum da biz neden sizin kocanızın şirketinden de teklif almıyoruz? Ben prensip olarak hiçbir konuda eşimin şirketinden teklif almam. Çok profesyonel bir yaklaşım, sizi takdir ediyorum. Ancak bu sizin için geçerli, benim için değil. Çünkü kocanızın eşi olan sizsiniz, ben değilim. O yüzden o teklifi ben alabilirim. Ve de içimde bir his var. Bu teklif kocanızla bizim aramızda çok pırıltılı bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Haluk ve siz? Pek sanmıyorum. Neden? Yani siz pek anlaşamazsınız. Çok teessüf ediyorum Meltem Hanım. Yani bunca senedir aynı şirketteyiz ama siz beni hiç tanımamışsınız. Benim dünyada anlaşamayacağım insan yok. Yeter ki kalpler bir, teklifler düşük olsun. Yani Arda Bey, ben sizi tanıyorum. Eşimi de tanıyorum. Siz anlaşamazsınız. Şimdi yani Meltem Hanım, sizin bu böyle beni merak içine gark eden konuşmalarınız, yani böyle bende bir... Böyle bir bu gizem bende böyle bir adrenalin etkisi yaratmaya başladı. Yani ben kocanızı merak ettikçe ediyorum siz böyle konuştukça. Ve ben o teklifi kesin alacağım. Evet, ben kocanızla tanışacağım. Kocanızla tanışacağım, üzgünüm. Sizin tek yapmanız gereken gerekli ortamı sağlamak. Gerisini bana bırakın. Gerisi bende. Kocanızla tanışacağım. Meltem Hanım, o zaman biz nasıl dizayn edelim bu buluşmayı? Yani bir toplantı mı set etsek? Ne bileyim yani, mesela ben ona gitsem, o bana gelse ya da ortada bir yerde mi buluşsak? Arda Bey, biz hiç bu işe kalkışmasak yani... Mutlu mesut yaşasak, en azından hani iş sebebiyle eşimle yolum kesişmese. Yani belki olabilirdi ama artık çok geç. Çok geç, bana eşinizi öyle bir anlattınız ki benim bu adamla mutlaka tanışmam ve o teklifi almam lazım. Siz sadece beni tanıştırın, gerisini merak etmeyin bana. Arda Bey, her taraf inşaat şirketi dolu. Evet ama yani bizimki biraz sıkıntılı bir proje. Yani bize çok tecrübeli biri lazım. Kim gibi? Mesela eşiniz gibi. Haluk müthiş bir inşaat mühendisidir. İşini çok sever. İş arkadaşlarına hiç laf söyletmez ama zor biridir. Biz ne Haluklar gördük Meltem Hanım. Siz bizi tanıştırın, gerisini bana bırakın. Ben mutlaka mutlaka almalıyım. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece ve sadece bizi tanıştırıyorsunuz. Ondan sonra geriye çekiliyorsunuz. Geri kalın bana bırakıyorsunuz. Biz işi kendi aramızda bağlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kahvenizi yapın. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Arda Bey, en yakın arkadaşım Gönül. Arda Bey bizim yönetim kurulumuzdan. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz hiç rahatsız olmayın. Sohbetinize kaldığınız yerden devam edin. Gönülcüm, Arda Bey çok maceraperest bir insan. Haluk'la tanışmak ve onunla iş yapmak istiyor. Haluk'la iş yapılır. Onu söyleyebilirim yani. Haluk işini çok iyi yapar. Ama işin patronu bile olsanız işine karıştırmaz. O durumu vardır. Yani alt üst ilişkisi yoktur pek Haluk'ta. Yani bir şeyi eğer doğru biliyorsa asla değiştiremezsiniz. Size bir şey söyleyeyim mi hanımlar? Kim onu dünyayı tam 7 kere dolaşmış biri olarak söylüyor? Ben bu Haluk'u çok sevdim. Çok sevdim. Benim adama içim ısındı ya. Kanım kaynadı ve ben bu adamla tanışacağım. Buna kimse engel olamaz. Biz tanışacağız. Bunun dönüşü yok. Siz bilirsiniz. Ve size bir şey daha söyleyeyim hanımlar. O da beni çok sevecek. Yazıyorum. O da beni sevecek. Ben de bir şey söylerdim ama neyse. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.